Gizem YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 31 Mayıs ve Mayıs alışverişimi çekebileceğim son gün. Bu videoyu bugün yetiştirmem gerekiyor. Çünkü Haziran indirimlerini kaçırmanızı istemiyorum. Haziran'da çok güzel bir indirim var. 1, 2, 3 Haziran olması gerekiyor. Ve aldığım parçalar da indirime girecektir mutlaka. Ve bu ayki alışverişime gerçekten güveniyorum ve çok güzel parçalar aldığımı düşünüyorum. Aldığım bütün parçaların linkini aşağıya toplu olarak bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve beğendiğiniz parçaları yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman haydi videoya geçelim. Öncelikle ilk defa ayakkabı aldım Trenton Mila'dan ve aşırı beğendim. Arkadaşlar bu ayakkabı Trenton Mila'nın böyle popüler ayakkabısı. Stoğu çok zor geliyor ve bulunca hemen almak istedim ben de. Bendeki 37 numara tam kalıp bu arada. Ayağımı vurmadı, sıkmadı ve şu yapışkanları vesaire çok iyi kalitesi. Şöyle yakından da size göstereyim. Şöyle ve altı da bu şekilde. Çok beğendim ben bunu, böyle direkt yazın şortlarla giymesi ve böyle mom jinlerin altında güzel olacağını düşündüm ve hemen bunu kombinledim. Ayaktaki duruşunu da Instagram hesabıma atacağım, oradan bakabilirsiniz reels kısmından. Bunları çok beğendim. Dediğim gibi bunlar uygun fiyatlıydı. Fiyatı 70 veya 76 TL'ydi indirimdeki hali. Zaten indirime girer girmez kapış kapış gidiyor. Siz de mutlaka bunlara bakın. Ben bir de Vans istiyorum arkadaşlar. Uygun böyle fiyatlı Vans varsa bana yorum olarak atarsınız. Diğer parçamıza geçelim. Favori parçam, yani bu Mayıs alışverişinin favori parçası benim için bu. Bu short etek. Bunu ben TikTok'a da attım, Reels'e de attım. Herkes bu siyah eteği çok beğendi. Özellikle TikTok'ta bir bayağı siyah eteği soran oldu. O yüzden size de göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir siyah etek. Buralarında böyle bir tokası var. Hemen size tokasını şey yapayım, geçireyim. Çıkmış bu. Şöyle bir short etek arkadaşlar. Arkası böyle short şeklinde. Çok kısa değil bence. Yine üzerindeki halini Reels olarak atacağım. Zaten oradan da bakabilirsiniz. Instagram hesabımı zaten aşağıya falan bırakacağım. Oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim. Bendeki 32 beden kilom, 46 boyum, 1.60 arkadaşlar ve cuk oldu. Resmen cuk oldu. Kendi bedeninizi alın. Yani ben normalde 34 alıyordum ama hani Trenton Mila'dan çok büyük geliyordu bana. Bunun 32'si, yani XS'li olması çok iyi olmuş. Ben çok beğendim. Buna mutlaka bakın ve bu da çok uygun fiyatlıydı. Ya hatırlamıyorum ama hepsi uygun fiyatlı. Hiç böyle pahalı veya çirkin bir parça aldığımı düşünmüyorum. Diğer bir parçamıza geçelim. Diğer bir parçam tight arkadaşlar. Tight ihtiyacı olanlar buraya çok dikkat etsinler. Şimdi ben tight alırken çok şüphelendim. Ya olacak mı, olmayacak mı, saracak mı, sarmayacak mı? Bu bel kısmı benim için çok önemli. Özellikle sıkacak mı yoksa bol mu bırakacak? Bol olsa zaten direkt iade edecektim. Ama aşırı yüksek bel arkadaşlar. Belinizi çok güzel kavruyor. Çok güzel sıkılaştırıyor. Mesela şurası var ya, direkt oturuyor yani belinize. Poponuzu kaldırıyor. Zaten bu toparlayan tight diye geçiyor ve gerçekten öyleymiş. Böyle ilk elime aldım, dedim çok küçük ya bu, ben buna nasıl sığacağım dedim. Ama vücudunuzu o kadar güzel toparlıyor ki hani bir tight'i bu kadar övebilirdim. Ön tarafı da çok güzel duruyor. Arkası cuk oturuyor. Yani tight ihtiyacınız varsa şuna mutlaka bakın. Kumaşı da bu şekilde arkadaşlar. Size de uzaktan şöyle göstereyim. Bakın bu kadar küçük duruyor ama giyince cuk oluyor arkadaşlar. Böyle boyu falan tam bilekte bir tight'ini övebilirsem o kadar övmek istiyorum şu anda. Bunu her gün giyeceğim, yani öyle duruyor. Çok beğendim. Şimdi şu herkesin aldığı crop'tan bahsetmek istiyorum. Evet çok güzel. Her parçada oluyor bu crop. Şimdi size göstereyim, ona göre yorumumu söyleyeceğim size arkadaşlar. Bakın şöyle bir crop. Bu dalgıç kumaşlı bir crop. Böyle göstereyim yakından size kumaşını. Şimdi şöyle bir sorun var. Ben bu crop'ı herkesin üstünde gördüm. Çok güzel duruyordu. Ama fark eder misiniz bilmiyorum. Yakasına bakın. Yani yakasında bir gariplik var. Acaba benimki mi bu şekilde geldi? Yoksa herkesin böyle, yoksa bilmiyorum yani üretim hatası falan mı denk geldi? Garip ama iade etmek istemedim. Şimdi tekrar onu iade, tekrar sipariş vesaire uğraşmak istemediğim için iade etmedim. Çok kötü durmuyor ama hani bir gariplik var yakasında, çözemedim. Bakar mısınız? Kolları da mı? Bir kesimi mi yanlış? Bir şey var bunda ama bilemedim. Bu çok güzel, çok güzel oturuyor. Bendeki S bedendi. Evet, bendeki S beden. Şimdi bunun XS'si de vardı ama çok sıkıyor yazmışlar yorumlarda. O yüzden ben S aldım. Siz de kendi bedeninizden bir büyük tercih edebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Çok güzel kavruyor bu. Daha sonra gene bir beyaz crop aldım. Crop mu yoksa crop mu demem lazım bilmiyorum ama ben crop diyorum. Yanlışsa düzelsin arkadaşlar. Şimdi ben bunu denediğim için, yani bugün az önce bu videodan önce reels çektiğim için buraları böyle makyaj oldu. Yoksa hepsini ütüleyip şey yapmıştım. Kırışık bir de yani.
Her neyse, bunu ben braletin üstüne giymek için aldım. Braletlerimi böyle kombinleyemiyordum arkadaşlar ben. Gömlek içine giyiyordum bir tek. O yüzden böyle bir krop aldım. Ve böyle alttan dantel detayı gözüküyor ve çok güzel duruyor şortlarla vesaire. Böyle bir parça. Burası böyle kesik. Bunu ütüleyince bu düzeliyor, bu şey yeri. Kesik olduğu için içe kıvrılıyor ama kolları böyle yarasa kol, düşük. Bakın gene ütüsü bozulmuş. Ben bunu giydikten sonra ups atıyorum yatağın üstüne. Sonra darma duman oluyor. Katladım onları, düzelttim ama işte bu kadar düzelmiş. Arkasında böyle dikişi var. Bendeki S beden arkası geniş de bir şey. Hani bakın şöyle genişliğine. Ona göre kendi kafanızda yorumlarsınız. Bunu geçelim. Etek aldım. Bu etek gene bana büyük oldu. 34 çünkü bunun bedeni. Ama beğendim yani. Tam böyle yaz akşamları giyip çıkmalık, altına sandalette giyilir, terlikle olur. Her şeyle kombinlenebileceğiniz için. Bu Converse var ya, aldım. Onu da çok güzel oluyor. Denedim tabii ki hepsini. Şimdi düzeltemedim ki bir türlü şunu. Ya şöyle bir etek arkadaşlar. Şurasında şöyle bağlama detayı var. Gösteremiyorum şu anda. Şurasında şöyle kurdele detayı var. Şu arasından şöyle bir açıklığı var ama tabii ki bu açılmıyor. Sadece model olarak yapmışlar. Şöyle bir etek. Bunda fiyatı çok uygundu. Böyle bu aldığım az önceki beyaz krapla ve üzerimdeki şu Dilvin'in beyaz krabıyla vesaire çok güzel oluyor. Bu Dilvin'in krabını da yeni aldım. Gerçi bunu göstermedim ama diğer videomda bunun kahverengisi vardı. Bu videoda da beyazını giydim. Aşırı güzel. Şöyle size göstereyim. Aşırı güzel arkadaşlar ve bir tık pahalıydı fiyatı. 40 TL'ye aldım tanesini ben bunun. 50 TL'ye de satılıyor. 2 tane aldım, 80 lira verdim ama gerçekten kumaşı itibariyle çok güzelmiş. Dilvin zaten çok güzel bir marka. Ürünleri çok iyi. Bunu gönül rahatlığı alabilirsiniz. İçindeki iç çamaşırını da belli etmiyor. Böyle ten rengi giydim. Böyle güzel gözüküyor yani kızlar. Böyle her şeyle olabilecek. Mesela blazer ceket içine çok güzel olur. Artık gerisi size kalmış. Altındaki pijamamı da gördüğünüze göre videoya devam edebilirim. Bunu aldım. Bu bana büyük geldi işte. Bu bayağı belden büyüktü. Dedim yani yaptırırız ya da lastiği var ya, lastiğini keser, annem diker, bir şeyler yapar dedim. Geri iade etmedim. Bu da çok güzel. Böyle üzerine şu şeyle böyle düşün artık, tır 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 giy çık artık. Bu çok güzeldi. Böyle Alaçatı sokakları falan olabilir. Daha sonraki parçamız bodysuit. Bu bodysuitlerin bütün rengini alacağım. Gerçekten çok rahat ve çok güzel. Taş rengini aldım ben arkadaşlar. Böyle. Bu bendeki, bakalım. Bendeki X'e. Bedenim cuk oldu arkadaşlar. Bu direkt oturdu. Ve benim için önemli olan yer burasıydı. Yani üstü tamam okey zaten ama burasının rahatlığı benim için önemliydi. Bilmiyorum çıt çıt body'de buna çok takıyor musun ama benim için önemli olan şu detay arkadaşlar. Bu detay ikili yani. Bakın. Üçlü olunca arkadaşlar yara yapıyor. Yani şu kenarları battığı için yara yapıyor. Bu ikiliymiş, çok beğendim. Vücudunun hepsini sarıyor. Aşağıda boşluk bırakmıyor. Tam oluyor arkadaşlar vücudunuza. Ve ayrıyetten böyle kavuşması zor değil. Direkt kavuşuyor da. Hani buna önem veriyorsanız ve ben baktığına kimse böyle detaylı anlatmamıştı bunları. O yüzden alabilirsiniz. Bu kesimi de bu şekilde. Hemen önden de size göstereyim. İçerisinde bir astar var. Şöyle iç çamaşırınızı belli etmemesi için. Bu çok güzel. Yani bu bayağı iyi. Bakın. Bayağı güzel. Bunu alın. Bu alınır. Daha sonraki parçamız bir tişört. Bu tişört volanlı mı artık bir şey diye geçiyor. Şurasında şöyle bir detayı var kolunun. Kolun içi gözükmemesi için. Ve şöyle bir güzelce bir tişört. Ben bunu giydim, bir tık uzun oldu ama içine kıvırıp bağladığımda cık oluyor arkadaşlar. Bunu anneme de almayı düşünürüz. Bir arkadaşımda da farklı rengi vardı. Onda da çok güzel olmuştu. Bayağı bu alınır yani, kurtarıcı. Dediğim gibi bu her şeyle giyilir. Böyle şortun içine sokarsın. Daha sonra işte üzerine bir blazer atabilirsin. Çünkü basit bir volanlı olduğu için her şeyle direkt kombinlenebilir bu da. Bunu da alabilirsin. Hepsi uygun fiyatlıydı. Fiyatlarını şu an hatırlamıyorum ama zaten indirim olacağı için önümüzde bakarsınız veya favorilere eklersiniz. Link aşağıda. Daha sonraki parçamız şu herkes olan yanları büzmeli body mi denir, bluz mu denir, artık ondan. Güzel bugün yani, kotlarla giyilebilir. Üzerine beyaz gömlek atılabilir. Bayağı hoşuma gitti benim. Bakın buraları böyle büzmeli. Bendeki X'e, yalnız şu kol kısmı bir tık uzun duruyor farkındaysanız size de. Ama giyince toparladı.
güzel bence. Beğendim ya. Kötü değil bu da. Bu da alınabilir arkadaşlar. Ve son parçamıza geçelim. Son parçamız bu etek arkadaşlar. Short etek. Böyle bu şekilde yanlış göstermişim. Bu şekilde. Önü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir büzmeli geliyor. Şöyle çaprazlı geliyor. Arkası bildiğin şort şeklinde. Boyu bana çok uzun geldi. Ben kısa olduğum için uzun bir şey giyince böyle köylü gibi oluyorum. Hiç yakışmıyor bana. Bacak boyum zaten kesiliyor uzun giydiğim için. Bunu beğendim ama beli bana büyük geldi. Boyu uzun geldi. Bilmiyorum, belki kestiririm, öyle içine bir kat şöyle yaptırabilirim. Yani bilmiyorum, bakalım yani, anneme göstereceğim bunun büyüklüğünü. Ya büyük dediğimde 2 santim falan büyük ama gene şey olduğu için, yazlık olduğu için bol durdu. Ama bu da çok güzel. Bendeki 34-50 kiloysanız çok rahat olur ama 46 kiloysanız olmaz arkadaşlar. Size söylemek istedim. Son parçamız da buydu. Bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ve indirimden siz de bu parçalardan birini yakalayabilirsiniz. Hangisini beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik başka bir videoda görüşmek üzere.